çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha, nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir, şu şekil giyinir. Ha, hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bilir. Ha, başörtü kurban olduğum ya Resulallah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Yani yorumlamam bu kadar. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar? Artış mı? Ne artısı? Artist ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz araba alışverişi için geliyor buraya. Artist olarak bize gelmez o işler. Ne anlamadım ne olarak? Araba alışverişi. Artış var mı? Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyorsun çevreyi. Ne tıkırtı var ne sıkırtı var. Gel ya soğuğu yiyen akşamdan geçip gidiyene ver. Fiyatlar nedir onda? Fiyatlar çok aşağıda. Alan yok alan. Alan olmayacak fiyatlar. Peki bunun sebebi ne? Bir artış olmaması. Sebebi var. Doğu Karadeniz'de fındık da olmaz. Bunun sebebi bu. Belirli bir iş. Ha benim bir kamyonetim var orada. 3 aydır elimde. 11 milyara yaptırdık. 9 milyara satıyor alan yok. Şu durumda para olmadığı için. Fındık olmadı mı para olur mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu. Ben de teşekkür ederim. Nasıl sınavınız? 10 numara. Evet. Kolaydı yani. Tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı. Hepsini yaptım. Bu kadar. Geçmiş olsun. Teşekkür. Çık. Tamam elini ağır yapayım komiserim ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Gülür abi gülür. Açın kapıyı. Ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede, aynı apartmanın önündeydi. Değişen bir şey yoktu. Görüntüler ve yaşananlar aynıydı. Dur be be ne oluyor? Gel sen kapıyı aç. Aç. Abi gidiyorsun ya, kuruyorum ben ya. Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki bir şafak baskını da böyle bitti. Hafızalarda nefes kesen operasyonun yanı sıra yine yaşanan bu komik ve ilginç diyaloglar kaldı. Okuyorum ben ya nasıl bağırdın? Yeni kalktık. Babam ceza aldım diye benim ya. Kapıyı aç. Abi gidiyorsun ya okuyorum ben ya. Okuyorum. Evet abi. Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım. Buyurun efendim bir dakika. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden Kasım huzurlarınızda. Bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay Malifaletiko. Ray Şalimaletiko. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ma 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 ma. Sa ma ma ma. Loy 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 loy. Bir şey söyleyeceğim, bu senin besten mi? Kendi bestem. Bir de ayrıca bir beste, iki tane besten daha var. Onları ilerleyen dakikalarda alacağım. Sen söyledin ama sen. Bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime yani. Yani tarlada mı yaptın? Vallahi bilmiyorum. Sen ezberlemişim yani. Birdenbire geldi. Nece oluyor bu? İngilizce mi? Vallahi ben de bilmiyorum da sen öyle biliyorsun. Şurada bir tren geçiyor ki. Ha çok güzel bir şarkı bak. Şurada bir tren geçiyor ki
Trene bakıyorum ki, tren üzerinde bir yazı yazıyor ki, o da Doğu Ekspres'miş ki, tren içinde bir güzel var ki, ama ben güzeli tanımıyorum ki, ben de maksız trene biniyorum ki, ondan sonra İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki, ben de maksız kendimi bir köşeye giriyorum ki, maksat tanışmak için ki, ondan sonra o da trende iniyor, ben de iniyorum ki, kendimi maksat değdiriyorum diyor ki, önüne baksana diyor. Dilay, seni çok seviyorum, pişmanım, dön geri gel. Yalvarıyorum, beni ayağa bir, ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım, ne olur. Ne olursun Dilay. Sensiz yapamıyorum. Yapamıyorum sensiz Dilay. Ne olursun gel. Ne olursun. Yalvarıyorum gel. Pişmanım Dilay, gel, yalvarıyorum. Gel. Pişmanım. Dilay gel, ne olur. Sabahca uyuyamıyorum Dilay. Sevgilim aşkım, neredesin bir tanem? Seni çok seviyorum. Neredesin? Neredesin sevgilim? Biz zaten neredesin? Musun, biraz bir su iç Musun şuradan. Bir su iç canım. Musun, bir su iç. Popüler kültür hakkı normaldir. Herkesin kültürü farklıdır. Herkesin popüleri farklıdır. Herkesin değişimlikleri farklıdır. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendinin memnun olması gerekiyor. Senin veya benim değil tabii ki. Herkes kendi düşüncelerini kendiler paylaşmalı. Aldırdım çocukların üstüne sandım. Kendim bir dal kendim dedik. Dedim nerede kalırsan kal dedim. Ben de kaynanamda kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi kızım var dedim. Madem koca öyle yap dedi. Ne yaparsan yap kızım sen dedi. Dal kendine git dedi. Ben çekilecek halim yok dedim. Aldırdım çocukları dedi. Çocukların üstüne sandım. Kendim bir dal kendim dedik. Dedim nerede kalırsan kal dedim. Aldırdım çocukları dedi. Çocukların üstüne sandım. Kendim bir dal kendim dedik. Dedim nerede kalırsan kal dedim. Patron dedi kızlar dedi. Al dedi çocuklara dedi çocukların istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen dedi al kendini git dedi ben çekecek halim yok dedi. Kaynanam tam Ali'nin yüzünden öldü. Babasının yüzünden şeyin oğlunun yüzünden öldü. Bugün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Bir Las fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine, ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Sonra demiş, ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş, ben hastayım dedim, dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? He? Yani bizim Laz'ın mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Bayanlar haksızlık yapıyor musunuz? Yok canım, öyle sorar mı? Bayanlar güldür mü, çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok, uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek alıyorsunuz? İnan et eşime yılda ben hiç götürmemişim. Şimdi yaran yok. Nerede burada eşitlik? Nerede burada kadına değer? Şimdi abla eşitlik. Biz işte çalışıyoruz o tarafa bu tarafa hiç çiçek düşün hatırımıza gelmiyor. Hatırlamak için neler yapıyorsunuz? Ha hatırlamak için gittik mi eve gittik mi? Yani elimizde ne oldu mu onu veririk. Cebimizdeki parayı hepsini onlara veririk. Zaten paramız evde kalıyor. Kendine alsınlar.